Paranfil YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gözde Kılıç. Bugün sizlere NFT dünyasından ve bu alanla ilgilenen ünlülerden bahsedeceğim. NFT, Non-Fungible Token, yani Türkçe karşılığıyla değiştirilemez tokenlar, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın olduğu, dijital ürünlerin orijinalliği ve mülkiyetini belirleyen bir tür sertifikadır. Diğer bir deyişle blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden olan NFT, blockchain ile imzalanarak bölünemez ve kendine özgü bir token'a dönüştürülmüş dijital varlıklardır. NFT'ler genelde dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanları da bulunmaktadır. Blockchain içinde oluşturulan NFT'ler, NFT pazar yerlerinde alınıp satılabilmektedir. Bu blockchain'ler, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla da eşitlenemezler. Çünkü her NFT varlığı kendi başına eşsizdir. NFT'ler bir futbol maçı bileti olarak düşünülebilir. Her bilet farklı stadyum ve tarih, izlenecek takımlar, koltuk yeri ve bileti alan kişinin kişisel bilgilerini barındıracağı ve sahibine başka bir eşi daha olmayan bir stadyum görüş açısı sağlayacağı için tüm biletler aslında eşsizdir. Ve bu sebeple de biletlerin denk bir şekilde değişimi mümkün değildir. Bugüne kadarki en değerli NFT satışı, kripto sanatçısı Beeple'ın Christie's müzayede evinde satışa çıkardığı Everyday's First 5000 Day çalışmasıydı. Eser tarihi bir müzayede evinde satılan ilk NFT oldu. Beeple'ın 5000 parçasının bir derlemesi olan JPEG formatındaki dijital sanat işi 25 Şubat'ta başlayan açık artırmanın ardından 69,4 milyon dolara, yani yaklaşık 900 milyon Türk lirasına satıldı. Aslında Beeple'ın bu sanat eserine internet üzerinden şu anda da ulaşabiliriz. Peki, neden internet üzerinden ulaşabileceğimiz bir esere milyonlarca dolara deniyor? Örneğin Picasso imzalı barışın sembolü olarak görülen Guernica tablosu da milyonlarca dolara satılıyor. Ancak o tabloya da internet üzerinden ulaşabiliyoruz ya da o tablonun baskısını alıp duvarımıza asabiliyoruz. Ancak değerli olan orijinal eserdir. Çünkü orijinal olandan sadece bir tane bulunuyor. Picasso'nun tablosu gibi dijital eserler de eşsiz ve tek olma özelliği taşıyor. Yani NFT'ye bu kadar değer biçilmesinin sebebi olarak tek ve değiştirilemez olmasını gösterebiliriz. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey de ilk tweetini hayret verici bir rakama sattı ve ünlü televizyoncu Sabah Tümer'in meşhur kahkahası da NFT formatında 90 bin liraya satıldı. Birçok ünlü ismin NFT dünyasına ilgi göstermeye başlamasıyla birlikte ekosistem büyük bir popülerliğe ulaştı. Koleksiyonerler, şarkıcılar ve oyuncular da NFT dünyasına katıldı ve NFT satışlarını gerçekleştirdi. Biz de bugün sizler için NFT dünyasına giren ünlüleri araştırdık. Tina Turner, NFT dünyasına giren ünlüler arasında Amerikalı müzisyen Tina Turner de yer alıyor. Bir zamanların efsanevi şarkıcısı ve moda ikonu Tina Turner'ın 90'lı yıllarda bir turne esnasında giydiği ünlü Versace elbisesi, eski stilisti Wayne Scott Lucas tarafından yakın zamanda NFT olarak meraklılarına sunuldu. NFT koleksiyonu elbisenin modelini çıkaran ünlü model Kerry Young'ın 111 adet görüntüsünü, kıyafetin orijinal çizimlerini, Lucas ve Versace'den moda notlarını ve Luke'un elbisenin kökeniyle anılarından Simple the Test başlıklı bir alıntıyı da içeriyor. Ayrıca NFT koleksiyonunda Lucas tarafından hazırlanan eskizler de yer alıyor. Paris Hilton. Paris Hilton da NFT dünyasına adım atan ilk ünlülerden biri. Hilton geçtiğimiz sene kedisi Munchkin'i resmederek NFT olarak satışa sunmuştu ve bu satıştan 40 Ethereum elde etmişti. Buradan elde edilen gelirleri hayır kurumlarına bağışlayan Hilton, 2021 yılında Metaverse'ünde sinek kuşu, aşkın efsanesi, ikonik kripto kraliçesi eserlerinden oluşan bir NFT serisi çıkararak buradan da 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. Snoop Dogg, rap müziğin efsanevi isimlerinden olan Snoop Dogg da NFT trendine katılan sanatçılar arasında. A Journey with Dogg, yani Dogg'a bir yolculuk ismini taşıyan NFT koleksiyonu satışa sunan Snoop,
buradan 100 bin doların üzerinde gelir elde etti. Koleksiyonda bulunan eserlerden 8 tanesi ünlü rapçinin 90'ların başlarında geliştirdiği estetiğin izlerini taşıyordu. Kanadalı ünlü şarkıcı The Weeknd ilk NFT koleksiyonunu NFT platformu Nifty Gateway'de 2,29 milyon dolara sattı. Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada ilk NFT satışımın cumartesi günü yapılacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Koleksiyonda yeni müzikler ve sınırlı sayıda sanat eseri yer alacak ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz, ülkemizden NFT dünyasına katılan isimlerden biri de ünlü komedyen oldu. Ünlü komedyen, NFT market platformu OpenSea üzerinden eserlerini satışa sunduğunu paylaştığı tweetle duyurdu. Açık artırmayla satışı gerçekleşen 3 NFT eseri için toplam 7,03 Ethereum ödendiği açıklandı. Cem Yılmaz eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve Twitter kullanıcı adı Viski Banyosu olan kullanıcıya teşekkür etti. Nurgül Yeşilçay, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 26 Ağustos'ta paylaştığı bir gönderiyle yeni bir NFT projesine adım atacağını açıklamıştı. Yeşilçay'ın imzasını taşıyan projenin detayları belli oldu. Nurgül Yeşilçay'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği yeni dizi Post, NFT olarak OpenSea'da yayınlanacak. NFT olarak 8600 dolardan satışa çıkarılacak Post dizisine yalnızca 50 kişi sahip olacak. Nurgül Yeşilçay ve Cem Yılmaz'ın ardından sanat dünyasındaki tanınmış isimlerin NFT dünyasında boy göstereceğini söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzda sizlere sanatın dijital dünyaya taşınmasını ve bu dünyaya adım atan ünlüleri anlattık. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.